Arkadaşlar selam. Işık Ülkesi Likya bölgesinden Akyaka'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar selam. Işık Ülkesi Likya bölgesinden Akyaka'dan herkese merhabalar. Çok güzel bir tur bizi bekler. Şimdi aşağıda tutuyorum çünkü güneş geliyor, onu ayarlamaya çalışıyorum. Ve şimdi ilk başta bir Azmak Çayı'na gezmeye gideceğiz. Ardından Gökova Körfezi'ne gideceğiz. Orada bir tekne turu bizi bekliyor. Size bütün ayrıntıları çekeceğim. Şöyle seyri tekrar devam edelim. Anne, Azmak turu gezisine hazır mısın? Evet, çok güzel olacak. Daha önce gezmiştik buraları. Bu nehrin kenarından da gidip yürüyerek Azmak Nehri boyunca yürüyüş yapabiliyorsunuz. Bir de tekne turlarıyla da gidebiliyorsunuz. Tekne turlarıyla gidiş yarım saat kadar, 30 TL. Şimdi nehre doğru ilerleyelim bakalım. Thank you.
Azmak çayı turu enfesti. Her seferinde, her geldiğimde muhakkak bir tur yapıyorum. Şimdi Gümüş Teknesi'ne gidiyoruz. O teknede bir yüzme molaları vereceğimiz güzel sahillere, güzel koylara yanaşacağız. Şimdi teknemiz şu Gökovalı Gümüş galiba. Şu kenardaki manzaraya bakar mısınız? Enfes bu, hemen kıyıdan da denize girebilirsiniz.
arkadaşlar muhteşem bir tekne turundan sonra şimdi otelleri de alıyoruz. Otele gittiğim zaman hangi oteli seçtiğimizi söyleyeceğim size. Nasıl olduğunu da göstereceğim. Ama burası harikaydı. Gerçekten tekne turu muazzamdı. Anneme de soralım. Annem beğenmiş mi bakalım tekne turunu? Anne beğendin mi tekne turunu? Beğendim. Çok güzel. Hangi koyları daha çok sevdin? Vallahi lacivert koyuya bayıldım. Annem yüzmeyi fazla bilmemesine rağmen 65 metre derinliğine kadar olan lacivert koyunu beğenmiş. Çok enteresan. Tabi o stresi ben yaşıyorum ama olsun. Çok güzel koylarda durduk. Yaklaşık 5 tane koyda durduk. O koylarda da yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mola verdik. Yüzme molası. Çok keyifliydi. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. En çok etkilendiğim de Kleopatra plajıydı. Kleopatra plajına giriş 125 TL'ydi. Kişi başı. Yaklaşık 2 saat kadar zaman veriyorlar ve orada siz kendiniz yüzebiliyorsunuz. Orada size şezlong ve şemsiye veriyorlar. Orada rahatlıkla güneşin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ama çok da fazla böyle kumun kalmadığını gördüm. Çok üzüldüm açıkçası. Biliyorsunuz çok organik ve çok özel kumlar bunlar. Dolayısıyla koruma altında alınmış, özelleştirilmiş. Önceden bize kartla girilebiliyordu. Ama şimdi herkesten muhakkak ki 125 TL alıyorlar. Tabii ki de hariç olan kişiler var. Onu da ben ayrıntı kısmına yazarım. Bilginiz olsun isterim. Gün çok güzel geçti. Azmak çayıyla başladık. Ardından Gökova Körfezi'nde tekne turuyla devam ettik. Şimdi bir akşam yemeği ve günü sonlandıracağız. Gerçekten muhteşem bir gündü. Burada evlerin arasında yürümek bile insanı çok mutlu ediyor. Her bir ara sokağa çekmek istiyorum sizin için. Akyaka benim gezdiğim yerler arasında çok sevdiğim, benim için çok özel olan yerlerden biri. Dolayısıyla size Akyaka görselleriyle baş başa bıraktım. Arkadaşlar tur otobüsüyle gelenler için biraz böyle yürüme mesafesine, 10 dakikalık bir yürüme mesafesine bırakılıyor tur otobüsleri. Onun haricinde Azmak Çayı'nın oraya kadar, yani sahile kadar çok rahatlıkla arabalarınıza gidebiliyorsunuz. Oraları park yapabiliyorsunuz, park edebiliyorsunuz arabalarınızı. Böyle bir durum var, söyleyeyim dedim. Azmak Çayı tekne turu 30 TL'ye kadar. Biz teknede de tabii ikramlar oluyor. Bu teknedeki ikramların da fiyatlarını merak ediyor olabilirsiniz. Tavuk 70 TL kişi başı, balık da 110 TL. Gayet güzel doyurucu menüler geliyor. Doymayanlar için çok da böyle teknelerde denize giriliyor. Dolayısıyla fazla enerji harcanıyor. Bu nedenden dolayı ihtiyacınız olabilir. Makarna, yağlı salata takviye ediliyor. İstenildiği takdirde tekrar. Gayet doyurucu bir menü veriyor size. Haber vermek istedim. Arkadaşlar Marina Butik Otel'e geldik. Şimdi çayımızı, yemeğimizi yedik. Çayımızı yudumluyoruz. Ardından da odalarımıza geçeceğiz. Çünkü çok geç geldik. Bayağı bir dolu yoğun bir gün yaşadık. Ama otelime hayran kaldım. Çok sevdim. Güzel bir seçimmiş. Size de tavsiye ediyorum. Odayı görmedim yalnız. Şu anda manzarasından bahsediyorum. Limanın hemen yanında bir otel. Dolayısıyla alakart bölümü de var. İsterseniz dışarıdan da gelip bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Sabah ben size daha net bir şekilde çekeyim ama bu akşam ambiyansı ayrı bir güzelmiş. Hemen ben size bir çekeyim. Sabah ayrıca tekrar görürüz.
Arkadaşlar size şöyle liman tarafını da göstermek istedim. Akşam için muhteşem bir gezi planım var. Ama sanırım enerjim yok. 3-4 gün daha buradayım. Dolayısıyla 3-4 gün buraları gezme imkanım olacak. Çok keyifli. Şu yatların yanından böyle limanda gezmek çok hoşuma gidiyor. Her zaman çok hoşuma gitmiştir zaten. Şöyle gezdireyim istedim. Otelin restoran kısmının buradan görünüşü bu şekilde. Dediğim gibi gayet keyifli, güzel bir restoran görünümü var. Hizmet kalitesi de güzel. Tavsiye ediyorum. İnsanlar çalışmaya seven, çalışkan, üretken insanlar. Hadi şimdi odaya. Arkadaşlar banyo tarafı böyle. Şuradan açılıp kapanabiliyor da perde. Bu arada. Sonrasında salonda bu şekilde gayet güzel görünüyor. Ben çok beğendim. Şu an görünmüyor ama arkadaşlar deniz manzaralı. Zaten limanı gören bir yer. Marina Boutique Hotel. Gayet keyifli görünüyor. Bakalım sabah bizi nasıl bir manzara karşılayacak. İyi geceler.